Uzay hata affetmez. Uzaya gidecek bir aracı fırlatmadan önce test etmeniz, bir daha test etmeniz ve emin olmak için bir daha test etmeniz gerekir. Uyduları uzaya fırlatacak bir roketin ise hata payı sıfırdır. Bu nedenledir ki roketler fırlatmaya hazır hale gelene kadar önce çizim masasında, sonra rüzgar tünelleri ve simülasyonlarda, ardından da test sahalarında uzun süreler boyunca sayısız defa test edilir. Tabii roket geliştirmenin su deposuna motor bağlanıp ateşlendiği şöyle bir şekli de var. Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Bu videomuzda SpaceX'in şimdiye kadarki en iddialı projesi olan Starship'in başlangıçtan günümüze yaşadığı değişimlerden, geliştirme mantığındaki farktan ve gelecekte gerçekleştirilecek deneyimlerden bahsedeceğiz. Starship'in şekle bürünmesi yeni olsa da ilk defa ortaya çıkması eskilere dayanıyor. 2005 yılında SpaceX daha henüz ilk Falcon 1 roketini rampaya bile çıkartmamışken katıldığı bir söyleşide Elon Musk, 100 ton yük taşıyabilen ya da Mars'a 100 kişiyi götürebilen bir roket hayalini kurduklarını dile getirdi. O zamanlar daha adı bile konmamış olan bu proje, daha ilk roketini bile pistten kaldıramamış bir firmadan geldiği için pek ciddiye alınmadı. SpaceX ve Elon Musk da Falcon 1'i uçurmak ve ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşımak için girdikleri NASA'nın ticari kargo programı için Falcon roketini ve Dragon aracını tasarlamaya başlayınca bu projeden pek bahsetmez oldular. Bu sessizlik 2012 yılına kadar sürdü. İşler Falcon 9 ile yoluna girmeye başladıktan sonra Elon Musk bu sefer Mars koloni taşıyıcısı olarak adlandırdığı bir sistem üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Resmi olarak proje hakkında pek bir bilgi ve konsept tasarımı bildirilmedi. Ancak 2005 yılında olduğu gibi Mars'a 100 kişiyi ya da 100 ton yükü nakledebilecek bir roketten bahsediliyordu. Bu roket sıvılaştırılmış metan ve oksijen kullanacak olan Raptor motorları ile çalışacaktı. Yakıt olarak metanın tercih edilmesinin sebebi ise bu yakıtın hem daha temiz ve yüksek enerjili yanması hem de Mars'ta üretilebilir olmasıydı. Daha sonraki yıllarda firmanın açıklanan Raptor motoru üzerinde çalışması dışında yeni bir roket hakkında ses çıkmadı. Ta ki 2016 yılında yapılan 67. Gezegenler Arası Astronotik Kongresi'ne kadar. Kongrede sahne alan Elon Musk, gezegenler arası nakil sistemi ya da ITS adını verdikleri roket hakkında detaylı bilgiler sundu. Sunulan sistem iki kademeli bir yapıdaydı. Tamamen yeniden kullanılabilir olarak geliştirilen roketin birinci kademesi, uzay aracını atmosferden çıkaracak kadar hızlandırdıktan sonra kalkış noktasına geri dönecek ve itkili iniş yapacaktı. Piste inecek olan kademe, şu anki Falcon 9 birinci kademesinden farklı olarak aynı yolcu uçakları gibi çok az ya da sıfır bakım ile tekrar uçabilir kabiliyette olacaktı. Ard arda fırlatılabilecek roketler sayesinde yörüngede yakıt ikmali yapabilecek olan ITS uzay aracı Ay'a, Mars'a ya da ötesine tam kapasiteyle seyahatine başlayabilecekti. Aracın tamamen yeniden kullanılabilir olması, sık kullanılabilmesi ve metan ile çalışıyor olması fırlatma maliyetlerini büyük ölçüde düşürebilecekti. 122 metre yüksekliğinde, 12 metre çapında ve yakıt doluyken 10.500 ton ağırlığındaki bu canavar, Mars'a 100 kişiyi taşıyabilecekken alçak dünya yörüngesine 300 ton yük çıkartabilecekti. Meşhur Ay roketi Satürn 5'i bile gölgede bırakan bu araç, bilim kurgu filmlerinde gösterilen uzay gemilerinin içine benzer şekilde sayısız oda, devasa pencereler ve ortak alanlara sahip olacaktı. Hafif olması için karbon fiberden yapılması planlanan roketi seri üretmek için SpaceX, Florida ve Kaliforniya'da iki ayrı merkez oluşturdu. Proje sunulduktan bir yıl sonra yapılan 68. Astronotik Kongresi'nde yapılan yeni sunumda ITS roketinde ilk büyük değişiklikleriyle karşı karşıya kaldı. Sunumda büyük Falcon roketi ya da BFR olarak tanıtılan bu yeni tasarımda roket eski tasarımına göre küçülmüş ve sadeleşmişti. Güncellenmiş roket 106 metre yüksekliğe ve 9 metre çapa sahipti. ITS'e göre taşıma kapasitesi yarı yarıya azalmış ve alçak dünya yörüngesine 300 değil 150 ton çıkaracak hale gelmişti. Bu yeni modelde ITS'ten farklı olarak farklı görevler için farklı uzay aracı tasarımları olacağını da öğrendik. Yolcu taşımak için ayrı,
uydu taşımak için ayrı ve yakıt taşımak için ayrı tasarımlar olacaktı. BFR'ın ayrıca yörüngealtı seferlerle dünyanın herhangi bir yerine 40 dakikada ulaşılmasını sağlamak için kullanılacağı da açıklandı. 10-12 ve hatta daha fazla sürede gerçekleşen uçak seferleri yerine 40 dakikalık bir seyirle dünyanın öbür ucuna gidilebilmesinin büyük etki ve ilgi oluşturacağı iddia edildi. Halen karbon kompozit malzeme ile yapılması planlanan roketin üretimi için devasa örgü makineleri üretildi ve yine karbon kompozitten yapılan yakıt tanklarında basınç testleri yapıldı. Ancak bu tasarımın da ömrü uzun olmadı. 2018 yılında yapılan yeni güncelleme sunumunda roketin tasarımının yine değiştiğini gördük. Taşıma kapasitesi değişmeyen roket 12 metre uzayarak 118 metre yüksekliğe ulaşmıştı. Uzay aracı kısmındaysa Tenten adlı çizgi romanlarda resmedilen Ay roketine benzer iniş ayağı olarak da kullanılacak olan 3 kanada sahipti. Burun kısmındaysa 2 küçük kanatçık bulunacaktı. Bu kanatlardan 2 tanesi aracın atmosfere girişi sırasında kontrolünü sağlamak amacıyla hareketli olacaktı. Ve bu sunum sonrasında bilin bakalım ne oldu? Tasarım 2018 sonunda bir defa daha baştan aşağı değişti. Projenin ve aracın adı ise Starship uzay gemisi ve Super Heavy itici kademesi olarak değiştirildi. Karbon fiber gövdenin yapımının çok uzun sürdüğü ve işletmesinin çok pahalı olacağına karar veren SpaceX, tasarımı tamamen çelik alışımları ile üretileceğini ilan etti. Bunun yanında çelik hem üretim hem de işletme sırasında bakım onarım faaliyetlerinin yapılmasını da kolaylaştıracaktı. Çeliğin yüksek sıcaklıklara karşı daha dayanıklı olması nedeniyle tasarımdaki ısı kalkanlarını da kaldırmayı planladılar. Çeliğin ısıya karşı dayanımına yardımcı olmak için terleme ile soğutma yöntemi denilen bir yöntemi kullanmayı ve aracın atmosfere giren yönünde gövde altından süper soğuk yakıt geçirmeyi planladılar. Tasarımlar her sene değişiyordu. Ancak bu son değişikliği diğer tasarımlardan ayıran bir özellik vardı. O da SpaceX'in roketi artık fiziksel olarak imal etmeye başlamasıydı. Amerika'nın Texas eyaletinde Meksika sınırına görece yakın bir konumdaki Boca Chica köyünün yanında bir üretim ve fırlatma merkezi kurulmasına başlandı. Uzay alanında çelik ile uğraşan yeterli personel bulunamayınca, çelik su ve ekin depoları üreten firmalardan personel getirilerek ilk prototip araç imal edilmeye başlandı. Bu uzay sektörü kadar çelik imalatçılar için de değişik bir tecrübe olmuştu. Özgeçmişinizde buğday deposu yaptıktan sonra Mars roketi yapmaya başladığınızı yazmak eminim ilginç bir hikayedir. Projenin ete kemiğe bürünmeye başlaması güzel bir gelişme olsa da Starship'in tasarımında yapılan değişikliklerin sayısı ve hızı açısından işin çığırından çıktığı bir döneme girildi. SpaceX Starship sistemini yinelemeli ve artımlı geliştirme olarak adlandırılan bir Ar-Ge yöntemiyle geliştiriyor. Bu yöntem uzay alanında tercih edilen her şeyin plan safhasında hesaplanıp çözüldüğü, sonrasında ise tasarımın üretime daha ulaşmadan parçalarının sayısız teste tutulması yerine şu yeni parçayı takıp bir daha deneyelim. Bakalım ne olacak şeklinde bir yöntem olarak özetlenebilir. Bu yöntem kullanılarak üretilen ilk araç olan Starhopper, Ağustos 2019 tarihinde 150 metrelik ilk zıplamasıyla seferleri başlatmış oldu. Bu aşamadan sonra hem roket hem de Boca Chica'daki üretim tesisleri hızlı bir gelişime uğradı. Yeni Starship ile ilgili yapılan ilk sunumlarda aracın boyu yaklaşık 120 metre olarak açıklandı. İtici Super Heavy kademesi 70 metre ve Starship uzay aracı 50 metre yüksekliğinde olacaktı ve bu şekilde alçak dünya yörüngesine 150 ton yük çıkartabilecekti. Bunun dışında aracın kontrol yapılarında da değişikliğe gidilmişti. Daha önceden iki kanatçık ve arkada hem kontrol yüzeyi hem de iniş ayağı olarak kullanılacak 3 kanat yerine kontrol yüzeyi olarak kullanılacak 2 büyük kanat ve 6 küçük iniş ayağı olacaktı. Starship'in ikinci kademesinde 3'ü uzaya uygun toplamda 6, itici Super Heavy kademesinde ise 37 Raptor roketi kullanılacaktı. Bu motorlar kalkış sırasında rokete Saturn 5'in ürettiğinden daha fazla itki üretecekti. Ayrıca terleme ile soğutma yönteminden de vazgeçilmiş, yerine tekrar eski usul seramik ısı kalkanlarına dönülmüştü. Tasarım olgunlaşmaya devam ederken ilk testler de yapılmaya başlandı. Testler sırasında SN 1, 2, 3 ve 4 numaralı prototipler basınç denemeleri sırasında havaya uçtu. Bu kazalarda öğrenilen derslerin ardından çelik halkaları daha düzgün kaynatacak yöntemler bulundu. Testlerde sorun yaratan hatalar düzeltildi. Her hata sonrasında yapılan iyileştirmelerin ardındansa
Ağustos 2020'de Starship'in Tambo yakıt tankları ile ilk 150 metrelik zıplama testi yapıldı. Eylül ayındaysa ikinci bir deneme daha yapıldı. Başarılı denemeler sonrasında SpaceX kontrol yüzeylerinin işlevini ve iniş sırasında yapılacak olan takla manevrasını denemek amacıyla ilk yüksek irtifa testi için Tomboy Starship aracını üretmeye başladı. Aralık ayında hazır olan SN8 başarılı bir fırlatma ile yükseldi ve pistten havalandı. Ardından da 12,5 km irtifaya kadar yükseldi. Alçalma sırasında da kontrol yüzeyleri istenildiği gibi görevini yaptı. Ancak iniş sırasında motorlardaki yakıt basınç kaybına uğradığı için araç yavaşlayamadı ve piste çakıldı. Problemin depolardan gelen yakıtın takla manevrası sırasında kesintiye uğraması olduğu tespit edildi. Bunu çözmek içinse biri yakıt tankının içinde, biri ise aracın burnunda 2 adet mini tank tasarlandı ve SN9 roketinde kullanılmaya başlandı. Roket yine sorunsuz bir şekilde havalanıp inişe geçti. Piste yerleştirilen kamerayla son derece şık bir alçalma gerçekleştiren SN9, iniş için gereken iki motordan birinin ateşlenememesi nedeniyle piste çakıldı. Araç ile birlikte uçuş planında da yapılan değişiklikler sonrasında SN10 10 km irtifaya çıktı ve sert bir şekilde olsa da yere indi. Roketin yakıt tankı sert iniş nedeniyle sızdırmaya başladı ve sızan yakıt bir süre sonra alev alıp aracı havaya uçurdu. Aynı ay içinde yapılan SN11 testinde de sonuçlar benzerdi. Bu kadar havaya uçma genelde olumsuz olarak görülürken SpaceX her patlamadan ders çıkartarak aracını biraz daha iyi hale getirmeye başladı. Bu süreçte üretilen ancak tasarımı artık eski kalan SN12, 13 ve 14'ü de hurdalığa göndermekten çekinmediler. Yeni tasarıma göre hazırlanan SN15 prototipi Mayıs 2021 tarihinde yüksek irtifa testini başından sonuna kadar tamamladı. SpaceX'in hız kesmeden ilerleyişi sürerken diğer yandan da fırlatmaların yapılacağı ve sıfırıncı kademe olarak da adlandırılan fırlatma kulesinin inşası da devam ediyordu. Kule aynı Starship'in kendisi gibi zaman içerisinde değişikliğe uğradı. İlk başlarda rokete hizmet veren büyük ancak sıradan bir kule olacakken bir Ar-Ge toplantısı sırasında aracı hafifletmek için iniş ayaklarını sökelim. Roketi inerken kule yakalarsa iniş ayağına da ihtiyaç kalmaz düşüncesi ve kararı sonrasında roketçilik tarihinde yeni bir ilk yaşatacak özel bir kuleye dönüştü. Ağustos 2021 tarihine geldiğimizde 4 numaralı itici kademe ve 20 numaralı Starship aracı fırlatma rampasında ilk defa üst üste yerleştirilip birleştirildi. Son derece etkileyici olan bu çalışmanın ardından yörünge testinin de yapılması bekleniyordu. Ancak fırlatma için gerekli izni verecek olan Amerikan Havacılık Dairesi FAA'den gerekli izinler çıkmadı. Çalışmalara devam edilse de fırlatmalara bu dönemde ara verildi. Fırlatmalara ara verilmişti ancak değişimlerin ardı arkası kesilmiyordu. Starship'in tasarımındaki bu değişimlerin ne kadar anlık olabildiğine gösterebileceğimiz en güzel örneklerden birisi uzay aracının manevra itilerinde yapılan bir değişikliktir. Elon Musk'ın uzay çalışmaları alanında yayın yapan Tim Dodd ile yaptığı bir röportaj sırasında manevra iticileri hakkında konuşurken Starship'in yakıt depolarında oluşan buharlaşmayla oluşan gazların iticilerde kullanılabileceğini düşünen Elon Musk, görüşme sonrasında tasarımda bu değişikliğin yapılmasına karar verdi. Yapılan değişiklikle Starship aracı manevra iticileri için ayrı depolarda saklanan nitrojene ve gerekli saklama sistemine duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmış oldu. Diğer yandansa geçmiş testlerde elde edilen bilgilere göre Starship'in burun kanatçıklarının yerinin verimli olmadığı tespit edildi ve gelecek tasarımlarda önce daha uygun bir konuma alınmasına, daha sonra ise tamamen kaldırılmasına karar verildi. Bundan başka ise Super Heavy kademesi üzerindeki 4 devasa ızgara dümeninin ileride 3'e indirilmesine karar verildi. Starship ve Boca Chica üretim tesisleri şu anda yörünge denemesine hazırlanıyor. Son üretilen Starship aracına yörüngedeyken yeni nesil Starlink 2 uydularının fırlatılması için özel bir kapı ve iç hangar tasarımı yapılıyor. Eski Starlink uydularına göre çok daha büyük ve ağır olan Starlink 2 uydularının Starship'in kargo bölmesine, lokantalardaki peçete dağıtıcılarına konulan peçeteler gibi dizileceği ve görece ufak bir açıklıktan uyduların gönderileceği konuşuluyor. Bu testin Haziran ayında ilk izin çıktıktan sonra 1-2 ay içerisinde yapılabileceği değerlendiriliyor. Tasarımı olgunlaşan Starship'in yörünge testinden sonra seri fırlatmalarla kendini kanıtlaması ve ardından NASA'nın Artemis projesi için seçilen HLS aracı üzerinde çalışılmaya başlanması gerekiyor. Şu an için Starship uzay aracının Starlink dağıtımı, tanker, ay iniş aracı,
kargo ve yolcu taşımak üzere farklı türevleri üzerine çalışılıyor. Bu tasarımların ise 2023 ile 2028 arasında hazır olup uçması bekleniyor. Daha sonrasındaysa seri üretime geçecek olan Starship'in Mars'a filo halinde gitmesi hayal ediliyor. Starship belki Mars'ı kolonileştirmede başarılı olamayacak. İsterse sadece Starlink projesini desteklemek için geliştirilen bir araç olacak olsun, daha yörüngeye çıkmadan bile uzay alanında pek çok yenilik getirmiş ve uzay seyahati konseptini şimdiden değiştirmiş bir tasarım. Bu tasarım sayesinde ucuzlayacak olan uzaya erişimle pek çok yenilikçi fikir, fırlatma şartları ve maliyetlerine takılmadan gerçeğe dönüşecek ve bu sayede bir uzay medeniyeti haline gelmeye bir adım daha yaklaşacağız. Uzay Gemisi Dünya'yı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin ve paylaşın. Uzay ve uzay teknolojilerine ait videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olun.